Sayın seyirciler saatler 13'ü gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeler ve detaylarla gün ortası haber bültenimiz başlıyor. Finis hoş geldiniz diyoruz efendim. Öncelikle Yeni Ercan Havalimanı'na uzanıyoruz. Zira Yeni Ercan Devlet Hava Havalimanı'nda elektrik arızası nedeniyle bazı sorunlar yaşanıyor. Sorundan 20 uçağın etkilendiği seferlerin saat 11.30'dan itibaren normale döndüğü açıklandı. Yeni Ercan Devlet Havaalanı'nda elektrik arızası nedeniyle yer yer sıkıntılar yaşanıyor. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, elektrik arızasından kaynaklı sorundan 20 uçağın etkilendiğini ifade etti. Sofi, 11.30 itibariyle seferlerin normale döndüğünü açıkladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yaşanan sorunlar nedeniyle halktan özür diledi. Arıklı sorunun ülkedeki elektrik enerjisi eksikliğinin hava alanına yansıması kaynaklı olduğunu belirtti. Arıklı elektrik kullanımının yüksek olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında benzer sorunların yaşanabileceğini ifade etti. Sevgili seyirciler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta çözümden kaçmadık kaçmayacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. Rum tarafının dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteklerinin baki olduğunu, katkılarının artarak devam edeceğini vurguladı. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi anlam planı dahil şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik. Gerekirse yine gösteririz dedi. Adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadıklarını ve kaçmayacaklarını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. Kıbrıs Adası dünyasının kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi anlan planı dahil şimdiye kadar ki tüm süreçlerde gösterdik. Gerekirse yine gösteririz. Ancak bunun için karşımızdakilerin de dayatmalarda ısrar etmek yerine sağdaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır. Barış Harekatı'nın 49. yılında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteğimizin baki olduğunu, tarımdan enerjiye, sudan elektriğe, ulaşımdan sağlığa, her alanda katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyareti de değerlendirdi. Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkusunu paylaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın 49. yılını Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışıyla idrak ettiklerini anlattı. Erdoğan, 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan Ercan Havalimanı'nın bir kez daha Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi hiçbir zaman Sen seyirciler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Beyarmudu Şehitlerini Anma Töreni için gittiği Beyarmudu'nda ziyaretlerde de bulundu. Cumhurbaşkanı Beyarmudu Belediyesi ile Beyarmudu Polis Karakolunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediyesi ve Beyarmudu Polis Karakolu'nu ziyaret ederek bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek'le görüştü. Tatar daha sonra geçen yıl hizmete giren Beyarmudu Polis Karakolu'nda da incelemelerde bulunarak özel defteri imzaladı. Ortası dış gelişmelerle devam ediyor. İsrail'e uzanıyoruz. İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı mecliste muhalefetin boykot ettiği durumda onaylandı. Muhalefet yasanın iptali için Yüksek Mahkemeye başvuracağını açıklarken binlerce gösterici sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi. İsrail Mahkemesi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde yüksek mahkemenin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylaması için parlamento çevresinde pazar gününden bu yana devam eden protestoların eşliğinde toplandı. Mecliste yasa tasarısı görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Muhalefet milletvekilleri yasa tasarısını boykot etmek için meclis genel kurulunu terk etti. Hükümetin yargı düzenlemesinde yüksek mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak maddeyi meclis 64 lehte oyla kabul etti. Meclisteki 56 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı. İsrail Meclisi'ndeki oylamanın ardından gün boyunca başta Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi çevresi olmak üzere ülke genelinde hükümetin yargı düzenlemesine karşı gösterilerde şiddetlendi. İsrail polisi şu ana kadar gösterilerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan muhalefet yüksek mahkemenin hükümetin üzerindeki denetimini kısıtlayan yasanın iptali için yüksek mahkemeye başvuracağını açıkladı. İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu kaliteli yönetim hareketi de hükümetin yüksek mahkemenin üzerindeki denetimini kaldıran yasanın iptali için yüksek mahkemeye başvurduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, yasa tasarısını meclisten geçirmesinin ardından İsraillilere seslendi. Netanyahu, anlaşmazlıklara rağmen ülkenin kardeş olarak kalması gerektiğini söyledi. Tek sıcaklıklar ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırıyor. Ülkenin kuzey batısında yer alan Cenduba vilayetindeki ormanlık bölgede süren yangınlardan dolayı bölge sakinleri tahliye edildi. Tunus Sivil Savunma İdaresi ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tunus Sivil Savunma İdaresi açıklamasında Cenduba vilayetine bağlı Tabaraka kentindeki Malula ormanında devam eden yangının alanının kuvvetli rüzgarın etkisiyle genişlediği kaydedildi. Yangının bölgedeki evlere sıçrama tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, Cezayir sınırındaki bölgeye yakın oturanlar devam eden yangınlardan zarar görmemeleri için tamamen tahliye edildi. Söndürme çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ediyor denildi. Öte yandan, Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, benzeri görünmemiş sıcak hava dalgasının etkisindeki ülkede Temmuz'un ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği bilgisi verildi. Güneydeki Tuzer kentinde 9 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının gölgede 48.9 dereceye, güneşte ise 57.3 dereceye ulaştığı kaydedildi. Senceciler Türkiye'de Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürerken bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda alevler yükseldi. Göğünlük Diyelimendere mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına günün ilk ışıklarıyla havada müdahale de başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin gün içerisinde yangını kontrol altına almak olduğunu ifade etti. Türkiye'de Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalede başladı. Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda saat 21.8'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmalarında 10 uçakla 22 helikopter görev yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy beraberindeki heyetle yürütülen çalışmaları takip ederek yangından etkilenen alanlarda da inceleme yaptı. Bakan Ersoy hedeflerinin gün içerisinde yangını kontrol altına almak olduğunu kaydederek fazlasıyla ekip ve ekipman var. Bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. Hastanemiz önlem amaçlı boşaltıldı ama hizmet vermeye devam ediyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini kaydetti. Dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi. 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi. Adana'nın Kozan ilçesinde ise sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer bölgede olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. 5,5'lik depremin ardından Kozan merkezi 3 artçı deprem daha kaydedildi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi. Başkanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11-27 km derinlikte olduğu aktarıldı. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından saha tarama çalışmalarına devam edildiğini, ekiplerin teyakkuz haline geçtiğini ancak olumsuz bir durumunda bulunmadığını söyledi. İş gelişmeler böyleydi. Yeniden 3'e dönelim. Ulusal Birliği Partisi eski milletvekili Ergün Serdaroğlu'nun Alsancak'taki evinde yangın çıktı. Sayın seyirciler yangında maddi hasar meydana geldi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre sabah saat 8.30 sıralarında Alsancak'ta Ahmet Hüseyin Şükrü Efendi sokak üzerinde bulunan Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili Ergün Serdaroğlu'na ait tadilat halinde bulunan ikametgahta çalışmakta olan bir işçinin binanın mevcut boyalarını gerekli tedbir ve önlemi almadan kullanımındaki pürmüz yardımı ile sökme işlemi yaptığı sırada ikametgahın çatısının tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ekipleriyle Laptal Sancak Çamlıbel Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş aracı ile müdahale edilerek söndürüldü. Çıkan yangın sonucu evin çatı kısmı ve kiremitleriyle su deposuna ait güneş paneli, 3 adet klima iç ütesi, 4 adet ahşap pencere ve 3 adet duvar dolabı yanarak zarar gördü. Bahse konuşağısı hakkındaki yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir. Üreticiler ilkbahar patates alımları için yarından itibaren genel tarım sigortası fonuna itirazda bulunabilecek. Genel Tarım Sigortası Fonu'na beyan edilen ilkbahar patates alımları için üreticiler yarından itibaren Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu'na itirazda bulunabilecek. Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan açıklamada 2023 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na beyan edilen ilkbahar patates alımları için itiraz süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu'na itiraz da bulunulabilecek denildi. Sayın seyirciler 61. Mehmetçik Üzüm Festivali 4-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Mehmetçik Büyük Konuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu. Bugün düzenlediği basın toplantısında festival programına ilişkin bilgi verdi Toğlu. Ülkenin en tarihi ve köklü festivallerinden olan Mehmetçik Üzüm Festivali'ne tüm halkı davet etti. 61. Mehmetçik Üzüm Festivali bu yıl 4 Ağustos'ta başlayacak, 13 Ağustos'ta sona erecek. Mehmetçik Büyük Konuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve ekibi, festivalle ilgili belediyeler birliğinde basın toplantısı düzenledi. Toplumların kendi kimliklerini yaşatabilmesi adına, örf, adetlerine ve geleneklerine, kültürel zenginliklerine sahip çıkmaları ve onları nesilden nesile aktarmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Tuğlu, Festivallerin kültürel miras taşıyıcıları olarak son derece önemli olduğunu vurguladı. Tuğlu, bölgenin en niş ürünü olan üzüm ve üzümden elde edilen lezzetlerin adını ve ruhunu taşıyan festivalin hem halkın sanatsal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verdiğini hem de ürünlerin ve kültürün tanıtımına da önemli katkı sağladığını söyledi. Tuğlu, etkinliklerin önemli bir bölümünün festival alanında yer alacağını belirterek Bafra Belediye Plajı'nın da festival kapsamında önemli sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti. Son derece ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirten Tuğlu, bu noktada kaynakları en verimli şekilde kullanmanın halka karşı en asil sorumlulukları olduğunu da kaydetti. Türkiye'den Ferhat Göçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde müzikte birer marka hale dönüşmüş, Ahmet İvan, Grup SOS. Grup Frekans, Grup Rotar, İpek Amber, Grup Otantik gibi önemli isimler festivalimizde yer alacaktır. Tuğlu, konserlerin yanında folklor etkinlikleri, çocuk şanlı, modern dans gösterileri, tavla turnuvası, voleybol turnuvası, güreş turnuvası, tombalar çekilişleri ve bağdan sofraya lezzet yarışması etkinliklerinin yer alacağı bilgisini de verdi. Bölgenin sosyo-kültürel gelişimi, turizmin gelişimi ve Cidda Slov üyesi olan belediyenin dünyaya kapılarını aralaması adına festivalin önemli bir katalizör görevi gördüğünü belirten Tuğlu, bu ancak sizlerin bizlere yürekten yapacağı katkılarla mümkün olabilir. Gelin hep birlikte tüm dünyaya Mehmetçik'ten bir ses verelim dedi. Trafik denetimlerinde kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri kontrol edilmeye devam ediliyor. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre bugün Lefkoşa'da polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri de kontrol edildi. Bu bağlamda kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede yani 07-08 saatleri arasında 5000 kilogram ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 6 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve kamyon araçların tümü trafikten men edilmiştir. Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünler temiz çıkarken ithal ürünlerden bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi. Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde ithal ürünlerden sadece armut, devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı. Tarım Dairesi 14-20 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı açıklamaya göre ithal ürünlerde 26 numo neden 25'i temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Ticaret Limitet'e ait Armut Devecide Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha edildi. Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tamamı temiz çıktı. Tarım dairesinden verilen bilgiye göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisist kalıntı limitlerine göre değerlendirildi. Su İşleri Dairesi ülkede su sıkıntısı yaşandığını belirterek suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasını istedi sayın seyirciler. Su İşleri Dairesi ülke geneli elektrik kesintilerinden dolayı Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin projesi kapsamında ve yerel kaynaklardan su sağlanan bölgelerde su sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Daireden yapılan açıklamada kesintilerin ne zaman son bulacağı bilinmemektedir. Elektrik sorunlarının giderileceği döneme kadar halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Karayolları Dairesi bugünden itibaren Mutluyaka Kavşağı ve Mutluyaka Köyü arası ana yol güzergahı üzerinde yama bakım çalışması yapılacağını duyurdu. Açıklamada güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olması da istendi. Karayolları Dairesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar Mutluyaka Kavşağı ve Mutluyaka Köyü arası ana yol güzergahı üzerinde yama ve bakım çalışması yapılacağını açıkladı. Karayollarından yapılan yazılı açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. biz ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Gelişmeler ve detaylarla gün içerisinde Belediye Haber Merkezi olarak yeniden karşınızda olacağımızı belirtelim. Buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Süper Lig takımlarından Yonpaş Dumlu Pınar ve Merita Sancak Yeşilova yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yonpaş Dumlu Pınar yeni sezona yönelik ilk çalışmasını teknik direktör Evren Bahtıkara ve ekibinin gözetiminde gerçekleştirdi. Haziran ayında salon çalışmalarına başlayan takım bir süre önce Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yönetilen performans testlerine de girmişti. Yonpaş Dumlupınar'ın ilk saha çalışmasını Başkan Mehmet Evran yönetim kurulu üyeleri de izlerken çalışma öncesinde sporcularla birlikte Şampiyon Melekler Takımı ve Dumlupınar'ın merhum başkan ve sporcularının kabileri ziyaret edildi. Diğer yandan Merit Alsancak Yeşilova takımı da dün gerçekleştirdiği ilk saha çalışmasıyla yeni sezona merhaba dedi. Mehmet Smerteroğlu yönetiminde çalışan Merit Alsancak Yeşilova'da başkan ve yönetim kurulu üyeleri de sezon açılışında hazır bulundu. Açılışta konuşan kulüp başkanı Redif Nurel hedeflerinin ligi zorlayacak bir takım yaratarak ilk beşte yer almak olduğunu söyledi. Müzik Osman Çetintaş, Büyükler Plaj Voleybol Ligi'nde finalistler belirlendi. İç voleyi arenada dün akşam oynanan çeyrek ve yarı final maçlarının ardından kadınlarda Nehir Şerif'e Naz, Lema, Zarihi çifti finale çıktı. Erkeklerde ise final mücadelesi Kemal, Ale Osman, Umut Rufaro çifti arasında geçecek. Osman Çetintaş Büyükler Ligi'nin finalleri yarın akşam oynanacak. Saat 20'de başlayacak müsabakalar ve 1'den canlı ekranda olacak. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Biz istenmediğimiz yaşanan bir 6 Şubat depreminin ardından kaybettiğimiz canlarımızın yaşatılması hususunda biliyorsunuz o tarihlerde yapmış olduğumuz gerek televizyon yani gerek verdiğimiz beyanatlarda özellikle devam eden Büyükler Ligi'nin Osman Çetintaş anısına altyapıda U12, U13 kategorileri ve 18 kategorilerinin Şampiyon Melekler Altyapı Ligleri adı altında oynanmasına. Yine bunların tamamlanmasının ardından yaz ayında düzenlenecek olan Plaj Veley Bulubi'nin 2023 Şampiyon Melekler adı altında 6 kategoride düzenlenmesine. Bu ki 6 kategoride biliyorsunuz Büyükler kategorisi Osman Çetintaş adına düzenlenmiş. Yıldızlar kategorisi kaybetmiş olduğumuz öğretmenlerimiz anısına U12, 13 kategorileri de verilerimiz anısına düzenlenmiştir. Tabii bu organizasyonların tamamlanmasının ardından da yine o zamanlar söylemiş olduğumuz arenaya kalıcı bir şampiyon meleklerimizin anılarını yaşatacak, onları her zaman hatırlatacak bir kürsü yapacağımızı söylemiştik. Allah şükürler olsun. Allah'ın izniyle bugün de onu tamamlamış durumdayız. Görüyorsunuz 6 gecedir 3 haftadır devam eden 91 takımın katılımıyla şu ana kadar 152 müsabaka oynandı. Çarşamba akşamı da 6 kategorinin final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak. Ve bu görmüş olduğunuz kürsüde de kürsüye çıkmaya hak kazananlar da bu kürsüde ödüllerini alacaktır sevgili ortak. Tabii ki hem uzun ve hem yorucu bir süreç. Hem de tabii ki 2023 sezonu biraz buruk sezon olarak bizler için geçmektedir. Ama dediğim gibi bu çocukların da spor yapması için bir takım organizasyonlar, etkinlikler de yapmak zorundayız. Hepsini bir bütün çerçeve içerisinde görmüş olduğunuz gibi burada bu nezih ortamda sporcularımızın güzel şartlarda spor yapması için mücadele veriyoruz sevgili Kortak. Handball Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, federasyonun 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek seçimli genel kurulunda aday olmayacağını açıkladı. Ayhan konuyla ilgili açıklamasında 11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak Famagusta Cup Handball Şampiyonası'nın ardından göreve devam etmeyeceğini duyurdu. Başkan Bahadır Ayhan açıklamasında ayrıca 5 yıl sürdürdüğüm başkanlık görevim süresince şahsın ve yönetim kuruluna destek olan ya da olmayan tüm handball camiasına sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunarım ifadelerini kullandı. Badminton Federasyonu Eğer Badminton Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek turnuva 3. Tarsan Cup adıyla 31 Temmuz'da federasyona ait Eğer Badminton kortlarında yapılacak. Bu arada şampiyona için kayıtların federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılması gerektiği duyuruldu. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 28 Temmuz olarak açıklandı. <laughs> Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali EOF'ta tenis salında mücadele eden ülke yıldız raketlerinden Aren Baybars, organizasyonda dün çiftlerde oynadığı maçta formasını giydiği Türkiye milli takımdan partneriyle İrlanda'dan rakiplerini 2-1 yendi. Aren Slovenya'da 29 Temmuz'a dek sürecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ndeki ilk maçında teklerde Litvanyalı rakibi İknius Remekis karşısından da 2 üstünlükle ayrılmıştı severler Derneği yönetimi Ali Şerkes Teşvik Ödülü'nün ikincisini Ömer Çavuşoğlu'na veriyor. Ödül töreni yarın Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde yapılacak. Sporcu aynı zamanda antrenörlük yapan Ömer Çavuşoğlu geçtiğimiz yıl kuruluşuna öncülük ettiği Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü'nde derecelerde elde etmişti. Basketbol U17 erkekler Ligi, kırmızı grupta yakında oynar klasmanı yenilgisi lider bitirdi. Ede'yi 10. hafta açılış maçında Girne Amerikan Üniversitesi'ni 91-44'lük sünükte mağlup etti ve klasmanı ilk sırada bitirdi. Gayu ise 5. sırada kaldı. Beyaz grup 8. hafta maçında da Sezar Larnak Gençler Birliği Alsancak Belediyesi'ni 57-42 yenerek klasmanı 2. sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçına çıkıyor. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda bugün Litvanya temsilcisi Şalgeris'e konuk olacak. Şalgeris maçı saat 19'a başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. kılırın buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Merhabalar efendim merhabalar. Evet. Cuma gününe kadar hava sıcaklıkları 40 42 aralığında seyredecek. Ve cumartesinden itibaren ve önümüzdeki hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Fakat bu aşırı sıcaklıklar var ya 40 42 43 derecelerden en az 3 4 derece altında seyredecek. Nispeten Sıcak hava geliyor cumartesi gününden itibaren. Evet, burada bir de mevsimsel tahmin yapalım. Ne diyelim? Ağustos ayının sıcaklıkları mevsim normalleri civarında geçecek. Fakat Eylül ve Ekim aylarındaki sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. Yine bu mevsimsel tahminleri takip ediyoruz. Ne demiştik? Ağustos mevsim normalleri civarında bir sıcaklık. Eylül, Ekim ise mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olacak diye görüyorum şimdiki mevsimsel tahminlerde. Ve ne diyoruz? Yine sıcak karakterli alçak basın sisteminin etkisinde kalacak Kıbrıs Adası. Kıbrıs'ta havalar diyorduk. Güneşli geçecek, güneşli geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları. Lefkoşa 41, Güzel Yurt 43, Lefko 38, Girne 38, Alev Kayası 37, Yeni Arınköy Dip Parkpaz ve Mehmetçik 39, İskele 40, Gazimavusa 37, Larnaka 39, Limasol 38, Baf 37 ve Trodos 33 derece. Oldukça sıcak bir gün yaşayacağız bugün. Gecemiz de sıcak geçecek ve en düşük hava sıcaklıkları Girne ve Lefkoşa'da 28, Güzel Yurt'ta 22, Lefke'de boğucu bir gece olacak. ...31 derece. Alevkayası... ...İskele-Gazimaos'a da... ...ve Larnaka'da 27 derece. Yenerenköy, Dipkarpaz ve... ...Mehmetçik'te 28. Limasol'da 26. Bağf'da 27 ve Trodos'ta... ...22 derece olacak. Ve yarın... ...güzelim... ...Kıbrıs'ta hava. Tabii ki... ...açık geçecek. Güneşli geçecek ve en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 42, Güzel Yurt'ta 43, Girne'de 39, Alev Kayası'nda 38, Yeni Erenköy'de 40, Mehmetçik'de 40, İskele'de 41, Gazimağusa'da 37, Larnaka'da 39, Limasol'da 38, Baf'ta 37 ve Trodos'ta 33 derece. Bu haftanın en sıcak günü yarın efendim yarın aman dikkatli olalım ve orman yangın olasılığımız kritik ultraviyole radyo da aşırı diyelim tabii ki denizlerimizde bugünkü deniz suyu sıcaklığı 29-30 derece aralığında ölçülmüştür ve kuzey sahilde rüzgar canlı efendim canlı Kuzey sahilde kuzey ve batıdan 4-5, batı sahillerimizde kuzey ve batıdan 3-5, güney ve doğu sahillerimizde ise e, güney ve batı yönlerinden 3 ile 5 kuvvetinde. Evet, kuzey sahilde orta yer yer kaba dalgalı bir deniz, 2 metre civarında bir dalga boyu. Diğer sahillerimizde ise orta dalgalı 1-2 metrelik bir dalga boyu oluşacak diye düşünüyorum efendim. Evet. Hafta boyunca açık az bulutlu veyahut açık, güneşli bir gökyüzünü göreceğiz. Cumaya kadar sıcaklıkların 40-42 derecelerde seyredeceğini, cumartesinden ve önümüzdeki hafta sıcaklıkların bir nebze düşeceğini söylemek mümkün efendim. Diğer yayınlarda görüşüyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.